Anlatıldığına göre adamın biri her günah işlediğinde o günahı bir deftere yazardı. Yine bir gün bir günah işler ve yazmak için defterini açar. Fakat günahlarını kaydettiği defterin sayfalarında şu ayetten başka bir şey bulamaz. Ancak tövbe edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Yani şirkin yerine imanı, günahın yerine affı, masiyetin yerine ibadet ve taatı koyar demektir. Yine anlatıldığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Medine sokaklarında gezerken elbisesinin içinde içki şişesi taşıyan bir gençle karşılaşır. Hazreti Ömer radıyallahu anh gence, "Ey delikanlı, elbisenin altında ne var?" diye sorar. Elbisenin altında şarap bulunmaktadır. Ancak utancından şarap olduğunu söyleyemez. İçinden şöyle dua eder. "Allah'ım, beni Ömer'in karşısında mahcup etme. Rezaletimi ortaya dökme. Ayıbımı ört. Bundan sonra asla içki içmeyeceğim." Bunun arkasından delikanlı şöyle der. "Ey müminlerin emiri, elbisemin altında taşıdığım sirkedir." Hazreti Ömer "göster bakayım" deyince delikanlı elbisesinin altındaki şişeyi çıkarır, şişenin içindeki gerçekten de sirkedir. Görüyorsun ki kuldan korkusundan dolayı samimiyetle tövbe eden kişinin şişesindeki şarabı Cenab-ı Hak sirkeye dönüştürdü. Öyleyse hiçbir hayırlı ameli bulunmayan müflis bir kul samimi olarak tövbe eder ve işlediği günahlarına pişmanlık duyarsa Allah-u Teala tıpkı şişedeki şarabı sirkeye dönüştürdüğü gibi o kişinin günahlarını da ibadete dönüştürür.